Medyascope'un sinema programı film çıkışına hoş geldiniz. Bugün Ercan Kesal ile birlikteyiz. Kendisiyle ilk uzun metraj filmi Nasipse Adayız üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Ercan Bey. Hoş bulduk Meryem. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Aslında ilk yönetmenlik tecrübeniz değil. Fındık'tan sonra diye bir belgesel kısa filminiz var. Ama hani bu film herhalde sizin için daha ayrı bir yerdedir. Hem uzun metraj olması açısından hem de bir romandan, kendi romanınızdan uyarladınız. Senaryosuyla da çok fazla haşır neşir olduğunuz bir film oldu. Bu yönetmen, yani Nasipse Adayız'daki yönetmenlik tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki ben hem kamera önünde hem kamera arkasında olma şansını yakalamış birisiydim uzunca bir süre. Ağırlıklı olarak oyunculuk yaptım. Ama birçok filminde, senaryosunda, set hazırlığında, film hazırlığında yer aldım. Son 2 yıldır da 2018 ve 19 yıllarında da popüler bir dizide oynadım, oyunculuk yaptım. Yani ciddi bir set deneyimi oluşmuştu. Senaryo deneyimi zaten vardı. Sanki bütün bunları hatasıyla sevabıyla yaşayacağım, kendime ait bir yolculuğu sürdüreceğim bir iş olarak baktım. Nasipse Adayız'a. Sen de söylediğin gibi 2015 yılında yayınlanan bir novellanın sahibiydim. Nasipse Adayız kitabının bir kısa roman vardı. Önce bunu işin esasına bakarsan belki de şunu söylemek lazım. Aslında önce bir tretmanım vardı ve bunu senaryolaştırıyordum. Sonra baktım uzun uzun yazmaya hevesliyim. Senaryolar pek kaldırmaz bu tür detayları. Dedim ben kendimi engellemeyeyim. Ben bunu bir kısa roman yapayım. Ya da roman yapayım neyse. Nasipse Adayız öyle çıktı. Sonra tekrar romanlaştırdığım bu tretmanı tekrar yeniden sanki bir kez daha süzdüm. Ve klasik bildiğiniz bir senaryoya dönüştürdüm. Çekime çok da fazla bir süre kalmamıştı. Hızlıca bir kararla o zamana kadar yazdığım bütün senaryoyu bir kenara çekip tek gecelik bir senaryoya döndüm. Böylece sanki metni 3 kez elden geçirdim diyebilirim. Bu yüzden hani Nasipse Adayız romanı uzun bir süreci anlatan bir romandır ama film, evet, bu romanın içerisinde bir gecede geçen bir buluşmayı ya da beklentiyi anlatan bir filmdir. Ama romandaki bütün o duyguyu, vermek istediğim şeyi, neyse o derdimi, bütün muradımı o tek gecenin içine sıkıştırabildim. Ve galiba seviyorum o sıkışma duygusunu. Tam olarak da böyle tarif edebilirim. Bir Zamanlar Anadolu'da da, Anons filminde de hep aynı verimliliği yaşadım. O gecenin benzersiz olması, güçlü olması, olgun olması, o senaryonun sıkı olması işime geldi. Tabii ki birçok şeyden vazgeçtim. Kitabı sevenlerin bana bazen hatırlattığı bazı anekdotlardan, sahnelerden vazgeçtim. Ama kitabı bitirdiğinde ki okuyucunun Kemal Güner karakterine dair kafasındaki şeyleri filmde de bulabildiklerini de biliyorum. Evet, böyle bir şey yaşadık süreç. Bir söyleşide sinemanın o kocaman hikayeden bir detay anlatmak olduğunu söylüyorsunuz. Burada da bunu görüyoruz aslında. Hani kocaman bir hikaye var aslında sizin de içinde olduğunuz. Yani o gerçekçi olmasının altında da öyle bir şey yatıyor aslında. Yani sizin başınızdan geçen bir hikaye bu. O detayı yakalamış olmanız benim de çok hoşuma gitti. Yani o gecede bütün her şeyi görüyoruz. O Kemal Güner'in aday adaylığının açıklanacağı gece, hani olup olmayacağı. Evet, sonucunda da hani bir sonuç olarak kazandığı veya kazanmadığı olarak tabii sonuca ulaşmıyoruz. Çünkü amaç da o değil aslında, değil mi?
Öncesiz ve sonrasız bir hikaye. Bunlar benim hoşuma gidiyor ama film boyunca karaktere dair bir takım göndermelerle, diyaloglarla, bazı hatırlatmalarla aslında seyirci bir şekilde bilgi sahibi de oluyor. Yani evet, bu adamın ilk gecesi değil, belli ki buna benzer bir sürü geceyi yaşamış, benzer toplantılara çok gitmiş. Filmin bir yerinde eski eşine de anlatıyor, sahnenin bir yerinde söylüyor zaten. Fakat o gece onun için çok kıymetli. Sanki bütün hikaye orada çözülecekmiş gibi bir yatırım yapmış kendince. Hayatta böyle bir şeydir ya, bazen çok acayip anlamlar yüklediğimiz şeylerin işte bu kadar anlamı hak etmediğini fark ederiz. Bu yüzden de unuturuz sanki. Geriye dönüp baktığımızda, hay Allah, ben buna niye bu kadar çok anlam yükledim? Ölüm kalım meselesi gibi gözüken bir şeydi benim için dersiniz ama aslında hiç öyle değildir. Bu o bir yolculuktur. Siz o günkü duygularla öyle anlamlar yüklersiniz. Filmin sonunda da zaten ne yapıyor yani, kartvizitini aldı, adamın arkasından gidip tekrar yeniden bu adaylığı meselesinin peşine düşecek mi, vaz mı geçecek falan bilmiyoruz. Onun öncesini de çok fazla anlatmıyoruz. Çünkü ben asıl meselenin bir hikayeyi bir akışıyla, örgüsüyle anlatmak yerine o hikayenin içerisindeki sinemayı anlatmak, o sinemayı ortaya çıkartmak olduğunu düşünürüm hep. Bu yüzden de hep sık sık bir örnek veririm. Yani bir kum tanesinden aslında bütün bir evreni tarif edebilirsiniz derler. Çünkü bütün hafıza yüklenmiştir orada. Sizin onu görmüyor olmanız ya da fark etmiyor olmanız onu taşımadığı anlamına gelmez. Benzer bir şey buralarda da bulunduğum yeni coğrafyada da yaşıyorum. Geçenlerde bin yaşında olduğu söylenen bir zeytin ağacına rastladık bir botanik bahçesinde. Tabii gıptayla baktım ben ağaca. Belli ki o Anadolu'daki bin yıllık süreci izlemiş, yaşamış, kaydetmiş. Bizim bilmediğimiz bir yerlerde duruyor o. Yani olmaması mümkün değil diye düşünüyorum. Bu yüzden an çok kıymetli. Bir gün değil, hatta bir saatlik bir film de yapabilirsiniz. 1,5 saatlik bir film de yapabilirsiniz. Derdiniz neyse ve muradınız neyse onu o süre içerisinde anlatabilirsiniz. Peki hem oyunculuk başrolde oynamanız ve yönetmenliğini yapıyor olmanız filmi daha bir olumlu anlamda bir şeyler kazandırdı mı? Yani çünkü kendinizi yönetmeniz daha kolaydır baktığınız zaman, hani birazcık da oradan bakacak olursak, ama öbür türlü de hem başrol sorumluluğu hem de bir yönetmen olarak ekibi yönetmek sorumluluğu ve birçok şey. Nasıl oldu? Doğru, doğru. Tam da söylediğin gibi kendimi yönetmek konusunda daha hızlı yol aldım ve daha risksizdim. Çünkü kendimi neyi anlatacağımı, kahramanı nasıl sunacağımı biliyordum. Ama şey çok zor oldu tabii. Yani hem önde hem arkada olmak çok zorladı. Fiziki olarak çok zorladı. Çünkü bizim filmde de biliyorsun uzun planlar var. Plan sekansı tarif edilen. Bazıları 13-14 dakika, 15 dakikalık planlar vardı. Şimdi siz başlayıp tekrar geri dönüp seyrediyorsunuz tekrar. Bir 15 dakika çektikten sonra aralıksız. O 15 dakikayı bir seyrediyorsunuz. Olup olmayacağını, olup olmadığını değerlendiriyorsunuz, karar veriyorsunuz. Ve çoğu zaman büyük bir ihtimalle bir kez daha çekiyorsunuz. Bir örnek vereyim, filmden hatırlarsın belki. Bir otelin balo salonunda sünnet düğünü var. İşte kapıyı açıp giriyor kahramanımız. Orasını bilmiyorum, belki 15 dakika falan olabilir orası. 13 dakikalık bir plandı o. 25-26 take aldık ondan. Yani sabah saat 9'da başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden
bir çekimden söz ediyoruz. Ve kalabalık da bir oyuncu kadrosu da var aslında. Figüranlar gibi. Bir trafik var. İşte sizin seyrettiğiniz acaba kaçıncı tek bilemem, hatırlamıyorum. Ama işte oradaki bütün oyuncu arkadaşlarımız Erik Dalı'yla 27 kez oynadılar. O trafik 27 kez kuruldu. O yüzden şimdi tabii buradan bir kez daha teşekkür edeceğim. Buradaki bütün kamera arkasındaki yardımcı yönetmen arkadaşlarıma, Bardu'ya, görüntü yönetmenimize, bütün ekibe, bütün oyuncular, hakikaten buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüntü yönetmeniyle çalışmanızdan da çok güzel bir iş çıkmış aslında. Görüntü dili de çünkü çok güzel. Bahsettiğiniz plan sekanslar, hani o rahatsız ediciliği, işte o mide bulandırıcı ortamı, atmosferi seyirciye gerçekçi bir şekilde aktarmada çok başarılı olmuş. Ben hazırlığını sürdüm Meryem. Barbu Balaseu'yu ile çalışmaya karar verdikten sonra özellikle bilinçli olarak arayıp çağırıp anlaştığımız bir isimdi. Benim çok istediğim bir isimdi o. Daha önceki çok fazla olmasa da daha önceki işlerini çok sevdim. Umarım bundan sonra da yollarımız kesişir. Filmin üslubuna, diline karar verdiğiniz zaman zaten bir sürü şey kendiliğinden yola diziliyor. Bu yüzden görüntü yönetmeni seçim bence çok kritik bir karar. Barbu'yla çalışıp senaryoyu gönderip nasıl çekeceğimizin hazırlığına başladığımızda en fazla ona gösterdiğim şey benim 2000'li yıllarda gerçekten o sokaklarda, o düğün salonunda, işte sağlık taramasında, muhtar toplantılarında filan gerçek manada yaptığım çekimler vardı. 2000'li yıllara ait. Ama biliyorsunuz o düğün videosu ile yapılan çoğu zaman teknik anlamda çok kalitesiz ve yetersiz videolardı, görüntülerdi. Ama onlarca saat. Onların birçoğunu oturup birlikte seyrettik. Ben zaten böyle bir şey istediğimi söyledim Barbu'ya sık sık. Yani bu bir ara hatta kullanacağımız kamerayı, lensi seçerken gerçekliğe ne kadar yaklaşabiliriz? Acaba çok kirli bir şey mi seçsek? Bildiğin çok eski usul bir video kamerayla mı çeksek falan diye de düşündüğümüz oldu ama Barbu estetikten vazgeçmeden, kaliteden, renkten, dokudan neyse vazgeçmeden ve benzer bir şeyi yaratabileceğimizi söyledi, gösterdi. Sonra çıktık zaten. Siz de değindiniz, romanı okuyanlar bu filmi izlediğinde belki yani işte görmek istediği bir sahne ya da bir detayı göremediklerinde hayal kırıklığına uğradıkları belki olmuştur. Benim filmde gördüğüm ve işte roman okuduktan sonra filmde de görsek ne güzel olur dediğim bir sahne var. Asansör sahnesi. Yani o yani şey, görsel olarak da çok şey filmi ve işte karakteri Kemal Güner'i çok iyi anlatan atmosfere de çok yakışan bir sahne olmuş. Evet. Evet, ondan vazgeçmedik. Benim de çok sevdiğim bir anekdottu o. Ama tabii sonuçta bir gecelik hikaye anlatıyorsunuz. Bu yüzden çok da öyle dağılmaya şeyiniz yok, şansınız yok. Daha sıkı, daha sabit Çarpıcı. göstermek zorundasınız. Tıklım tıkış bir şey söylemek, anlatmak istemedim tabii. O şeyden hiç vazgeçmedim. Ne olur yani bir adamın başına öğle saatlerinde başlayan, akşam için çok ciddi, hepimiz yaşamışızdır ya benzer işte. Kendi düğünümüz olabilir bu. Bir başkasının bir şey olabilir. Mezuniyet yemeği, mezuniyet töreni olabilir. Ne bileyim bir çok acayip bir yönetim kurulu toplantısı olabilir falan. Ve çok fazla anlam yüklenir ve onun hazırlığı o bir gün önce ya da o günün sabahında büyük bir telaşla başlar. Ve hakikaten tuhaf tuhaf olmadık işler, daha önce fark etmediğiniz tuhaflıklar başınıza gelir. Çünkü çok anlam yüklediğiniz için güne daha önce hiç fark etmediğiniz, sizin için sıradanmış gibi gözüken şeyler de giderek acayip bir kıymet kazanır. Yani yoksa aslında insan bir günü benzer bir biçimde yaşayabilir yani. Ama bu romanlardan uyarlanan senaryolara dair ya da filmlere dair hep bir mutsuzluk olmuştur tabii.
Yani bazen roman öne çıkmıştır, bazen film öne çıkmıştır. Ben daha çok burada yönetmen tarafındayım. Her ne kadar romanın sahibi de ben olsam, bütün sorumluluğun, bütün yetkinin ve yetkenin tamamıyla yönetmene ait olduğunu, günahıyla, sevabıyla ona ait olduğunu düşünürüm. O yüzden de uyarlama filmlere dair yönetmenleri hiç eleştirmem ben. Yani benim için sadece iyi bir film olması, romana ne kadar sadık kalması değil, bana derdini anlatan iyi bir film yapmış olması yeterlidir. Bir politika oyunu içerisinde aslında Kemal Güner, değil mi? Yani o çok çarpıcı anlardan biri de bir bebeği işte sağlık taramasında kucağına bebek tutuşturuluyor ve reklam amaçlı bir fotoğraf için bebekle bir poz veriyorsunuz. Sonrasında da bir atar gibi annesinin kucağına geri veriyor yani o anda. Yani orada aslında hiç umurunda olmayan bir şey, an, belki orada bulunmak istemediği bir yerde ve zaten filmin genelinde de belki bu aday adaylığın içerisinde olmasa hiç bulaşmayacağı işlere girişiyor ya da işte rezilliklere katlanıyor diyebiliriz. O politika oyununda dönüp durmasını izliyoruz aslında. Evet, o zamana gelinceye kadar adam ne hale geldiyse artık aslında ilk kez çıktığı bir şey değil, alan değil orası. Hep söylüyorum ya, yani zaten bir öncesi var, belki de aylardır oralarda gezinen bir adam. Bence artık yeterince erozyona olmuş. Kucağına verilen şeyin bir bebek mi, bir nesne mi, bir eşya mı olduğunu ayırt etmekten bence vazgeçmiş. Tehlikeli olan da bu zaten. Yani dünyayla kurduğunuz samimiyeti kaybetmiş olmanız. Bunun adı ister politika olsun, ister edebiyat olsun, ister bilim olsun. Yaptığımız şeyle aramızdaki mesafenin açılıyor olması çok tehlikeli. Yabancılaşmamız. Evet, kendi hayatına bile yabancılaşmış aslında. Yani Evet. o eski karısıyla olan ilişkisinde bile onu işte konu mankeni olarak kullanıp işte reklam amaçlı yine eski fotoğraflarını istemesi. Bu da ona bir örnek olabilir mesela. Bu yıllarca bu politika oyununun içinde olanlar böyle artık biraz da eskimiş tipler vardır. Onlara başınıza gelmesini istemem ama başınıza gelirse görürsünüz, rastlarsınız. Onlardan çok fazladır. Onların kendi aralarında kullandıkları, espri gibi kullandıkları da tuhafta bir deyiş vardır. Hocam, politika işinin de politikacının karısı dul, parası pul, kendisi de kuldur derler. Yani aslında bu tuhaf şeyi kabullenerek niye bu yolculuğu hala sürdürürler? Bence o işte hep filmin belki de söylemek istediği cümle yüzünden. İnsan iktidar talebinden vazgeçmiyor. İktidar, tahakküm, başkalarına hükmetme isteğinden daha güçlü bir şey yok. Ve birçok şey için bu yani birçok zillete bu yüzden sanki katlanıyorlar. Bizim filmdeki kahramanımız da esasında filmin tamamı bir politikacının bir günü gibi gözükse de bir politik hiciv diye tek başına tarif edebileceğimiz bir film değil. Ya bir başka mekanda, bir başka meslek grubundan, bir başkasının hikayesini de anlatabilirdik biz. Yani eninde sonunda şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani bir insan ucunda uçurum olduğunu bile bile, birazdan düşeceğini bildiği bir yere niye koşar adım gider? Geriye dönmek, ileriye gitmekten daha zor olduğu için galiba. O mutlak sona razı olmak. Ama o yolculuğa başlarken de hep sanki bütün bunlar bitecek ve evet, yola başladığındaki ideal ana yeniden dönecek, ideal kişi yeniden devam edecek bu yolculuğa. Ama bittiğinde ya da fark ettiği zaman görüyor ki kendisinden vazgeçmiş bu işlere razı olduğu süre boyunca.
Yönetmenin adını birden hatırlayamadım. Bir Fransız filmi vardır. La Haine diye. Bir Paris'teki Protesto diye sanırım varoş Türkçe. hayatını anlatır ve filmde bir hikaye anlatarak başlar filmdeki kahramanlardan birisi. İşte 85. kattan aşağı bir adam düşüyormuş da her aşağı düşürken bir yandan da kendi kendine konuşuyormuş. 65. kat. Neyse biraz daha zamanım var. 52. kat. Neyse biraz daha zamanım var. 21. Ama düşmedim daha hala zamanım var. Ama 9. Yani bu biraz bu politika yolculuğundaki adayların ya da adaylarının başlarına gelene dair gösterdikleri tepki biraz buna benziyor. Neyse bunu atlatayım. Köprüyü geçene kadar ayı adayı diyeyim. Neyse şunu da şuna da razı olayım filan diyor ama kendisini bekleyen son o kadar da hayırlı. Benim aklıma bir film geldi şimdi siz böyle söyleyince. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni diye film var. Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı. Şener Şen'in oynadığı başrolünü. Orada da bir hani iyi bir film çekmek uğruna yani çektiğim bir film için çalışacağım ve mükemmel olmalı. O mükemmelliyetçi duyguyla insanları da peşinden sürükleyerek ve işte hayatını zaten hiç ederek işte hem maddi hem manevi anlamda bütün her şeyini onu filme yatırır ve yani bir sonuç da alamaz bundan. Buna da benziyor aslında. Yani sadece işte politikada değil hayatımızda çok önem verdiğimiz sizin de dediğiniz gibi bir şey de olabilir bu. Evet, ya oradaki kahramanın kimliğini, ismini, mekanını değiştirebilirsiniz. Mesela benzer bir örneği bir yerde söyledim de zaten. Bir avukat, bir ceza avukatı bir davayla uğraşıyordur. Çok idealisttir. İşte etik değerlerine çok sadıktır. Hukuka çok kutsiyet atfeder. Vazgeçmez hiç kendi ilkelerinden. Ama o davayı da mutlaka ve mutlaka kazanmak gibi bir tutkuya esir olmuştur. Yani çünkü o davanın sonunda belki kendisini bekleyen bir kariyer vardır, bir para vardır ya da bir ünvan vardır yani. Sonuçta bir iktidar vardır orada. Öyle bir yere gelir ki o davayı kazanmak için belki de o zamana kadar sahip olduğu bütün etik değerlerinden, hukuka olan saygısından vazgeçecektir. Belki de sadece o davayı kazanabilmek için hukuku çiğnemeye razı olacaktır. Bu bir hesaplaşma, karşılaşma. Kişinin aslında kendiyle karşılaşması biraz. Romanda geçer biliyorsun, kör nokta diye bir tarif yapmıştım onun için. Hani insanın kendisinin de fark etmediği bir nokta orası. Ama gerçek özünü de orada işin kötü tarafı ya da işin iyi tarafı. İşte o karşılaşma yaşadıktan sonra ne kadar parçalanırsanız parçalanın belki de geri dönmeye cesaret etmeniz, vazgeçmeye cesaret etmeniz ve o parçalanmışlıktan yeni bir ben yaratmayı, yeni ve daha sağlıklı bir kişiliği bir kez daha yeniden örmeye teşebbüs etmek. Doğrusu bu diye düşünüyorum ben. Bütün bu hikayenin sonunda belki kendime dair ne çıktı, ne oldu derseniz, kuşkusuz bütün senaryolar kurmacadır. Tabii ki otobiyografik özellikler ağırlıklı olarak taşısa da sonuçta profesyonelce bir metin yazmaya ve onu film yapmaya çalıştım ben. Ama kendi öznel hikayemin sonunda dönüp baktığımda iyi ki bu yüzleşmeye cesaret ettim. Elimde iyi bir roman ve evet iyi ki çektim diyebileceğim bir filmim var en azından diye düşünüyorum. Yani tek filminizle, ikinci filminizle de kalmayacak aslında, değil mi? Çalışmanız da devam ediyor. Tabii ki. Tabii ki. Ben tabii sinemaya senaryo yazarak girdim Meryem. Üç maymunla girdim. 2008. Ama beni Üç Maymun'daki oyunculuğumla tanıdılar. Ve ondan sonra
oyunculuk tarafın öne çıktı. Ve gariptir. Ben de oraya hani kendimin de fark ettiği, çok sonra fark ettiği bir özelliğimmiş. Meğer ben oyunculuk yapabiliyormuşum. Hiç geçmişte yapmamış olmama rağmen, hiçbir eğitim almamış olmama rağmen. 2008 demek ki 14 yıldır, 13-14 yıldır sektördeyim. Ağırlıklı olarak da oyunculuk yaptım hep. Bir zamanlar Anadolu'da Üç Maymun ve Anos filmlerinde senaristlik yaptım. Mahmut Fatih'le çalışmıştım o süreçte. Onun öncesinde de Yozgat Bulus'ta oyuncuydum. Tayfun Pirselimoğlu'nun filmlerinde oynadım. Ne bileyim, Onur Ünlü ile çalıştım. Yağmur Durul Taylan kardeşlerle çalıştım. Zeki Demirkubuz'la çalıştım. Sektörde Ali Aydın'la çalıştım. Sektörün iddialı, çalışkan ve ne istediğini bilen yönetmenleriyle çalışma şansım oldu hep. Birçok şey öğrendim onlardan. Bu popüler TV dizisindeki oyunculuk süreci bile benim için bir laboratuvar gibiydi. Seti çok iyi anlamaya çalıştım, tanıdım. Bundan sonraki süreçte kuşkusuz senaryo yazmaya ve film çekmeye devam edeceğim umarım. Ya tüm bir oyunculuk sürecinde hem yazmaya da devam ettiniz, evet, hem de gözlem yapmaya da devam ettiniz aslında, değil mi? Bu sizi hazırlayan şeyler de bunlar olmuş olsa gerek. Evet, yani oyunculukla ilgili şöyle bir tarafımı itiraf edeyim. İyi senaryo görünce dayanamıyorum sanki. Böyle bir her ne kadar kendimi kenara çekmeye çalışsam, oyunculuk yapmayacağım, yapmamalıyım. Enerjimi, yani en azından zamanımı çok fazla ayırmamalıyım. Oturup şu senaryomu bitireyim ve filmin hazırlıklarını da koşturayım dememe rağmen böyle bazen böyle beni kışkırtan tuhaf, hakikaten iyi senaryolara rastlıyorum ve kendimi zor alıyorum. O yüzden sette olmalıyım. Kendi filmimle uğraşmalıyım. Çünkü çok fazla zaman yok birincisi. İkincisi sektör çok canlı ve hareketli. Kimse sizi beklemiyor yani böyle ve çok iyi filmler, çok iyi yönetmenler, çok iyi senaristler var, şükürler olsun. Ne güzel işte. Olanak çoğaldı. Biliyorsun bu dijital platformlarda artık onlar her ne kadar filmi içerik diye tanımlasalar da, bu tehlikeli bir tanım da olsa, evet bu içerik tüketiliyor. Bir de böyle bir hareket var işte yani. Bütün arkadaşlar, sinema emekçileri şimdi çalışıyorlar. İşleri var. Yani alandalar, setteler. Bence bunu da görmezden gelmemeliyiz. Yani bu da bizi motive etmeli ve evet üretmeliyiz. Bir an önce ve çok daha fazla ve çok daha değişik şeyler. Evet, her ne kadar hani şu an salonlar kapalı olsa da zamana da ayak uydurmak gerekiyor. Değil mi? Çok üzülmüştüm. Daha doğrusu kırılmıştım biraz. Hayal kırıklığı yaşamıştım. Benim film Rotterdam'da 22 Ocak'ta gösterildi. Dünya premieri yaptı. Şubat ayında Berlin'e gittik, döndük. Mart'la birlikte de 3 haftası gösterildi. Sonra bütün festivaller ertelendi. İleri tarihe gönderdi. Bazıları iptal oldu filan derken, bütün o bahtsızlıkları yaşarken Allah'tan İstanbul Film Festivali'nde açılışımızı yaptık, Türkiye premierini. Sonra Altın Koza'da yarıştık. Arada benim bir Antalya jüri başkanlığım oldu, jüri üyeliğim oldu. Ondan sonra da 30 Ekim'de salona çıktık. Epey bir salonda aslında gösterilmeye başladık. İyiydi gidişatımız da, iyiydi. Fakat 3 hafta sonra kapandık. Bütün salonlar kapandı. Yakın zamanda biliyorsun, söylemekte beis yok herhalde, Netflix'te film gösterildi. Hı hı. Ve o geri dönüşlerden anladım ki burada müthiş bir mecra var. Daha mı çok izlendi? Yani meğer benim seyircim orada duruyor, bekliyormuş yani salon. Hı hı. Yani da olsaydı film, gidecek olan seyirci onu
seyretme şansına sahip oldum. Ve yani pandemi olmasaydı da mı? Çok mutlu oldum. Pandemi olmasaydı, salonlar açık olsaydı, ben yine salon şansının olabileceği bir filmim olduğunu biliyorum. Yani uzun süre kalabilecek bir film olduğunu biliyorum ama yine de şu haliyle bile bu kadar zor koşullarda, bu kriz ortamında, bu pandemi ortamında bu platformlarla seyirciye buluşması beni çok mutlu etti. Daha da başka platformlarda da görmeye devam edeceğiz herhalde. Evet. Yani ulusal bir kanalda Ekim ayında galiba, Ekim'de de Kasım ayında da ulusal bir kanalda gösterilecek. Hala yine uluslararası festival yolculuğunu da işte kıyısından köşesinden sürdürmeye de devam ediyor. Ama bence beni daha fazla şey yapmamalı, ne derler. Aklımın bir köşesinde olmaktan vazgeçmeli ve ben ikinci filmimin bir şeyini evet. Kendi yolculuğuna devam etsin nasipse. Evet, artık o gitmiştir. Yani benden çıkmıştır diye düşünüyorum. Bir Zamanlar Anadolu için, yani oradaki tecrübelerinize dayanarak o süreci anlatan bir kitap olarak Evvel Zamanı yazmıştınız. Ve Nasipse Adayız'daki deneyimlerinizi anlattığınız bir kitap da yazacağını söylemiştiniz. Nasipse Günce diye. Yazdım. Basıma hazır duruyor, bekliyor. Ama onun öncesinde daha sıkı bir iş yaptık. Bir Zamanlar Adaydım diye bir belgesel yaptık. Ne kadar? 40 dakika, 30 küsur dakikalık bir belgesel, 40 dakikaya yakın bir belgesel. Bir Zamanlar Adaydım. Aslında şey, Mütemmim Cüz'ü gibi Nasipse Adayız. Yani filmle birlikte değerlendirilip izlendiğinde çok daha etkili olacağını bildiğim bir iş oldu. Onu da herhalde yakında yine bu mecralarda göreceğiz, görebiliriz. Bir Zamanlar Adaydım belgeselini. Adeta o filmin yapılış sürecini, biraz da göndermelerini daha çok Bir Zamanlar Anadolu'ya ve Evvel Zamana da yapan, referans gösteren daha doğrusu. Bunlarla akraba bir şey. Kabaca şunu söylemeye çalışıyor. Bir yandan da parantez açayım. Benim antropoloji doktorası yaptığımı da biliyorsun belki. CV'mi okuyanlar fark etmişlerdir onu. Bu benim doktora tezim aslında. Karşılaştırma olarak bu filmlerdeki başından geçen hem olayın öznesi olmak, sonra onun yazanı olmak, sonra da onun çekeni olmak meselesi. Yani hem oyuncusu olmak, hem kahramanı olmak, belki de daha sonra seyircisi olmak. Bu bende sinemanın gücüne, sinemanın zamanla ve mekanla olan ilişkisine dair birçok ilham veren düşüncelere yol açtı. Bir Zamanlar Adaydım belgeselinde biraz bunlardan bahsediyorum, söz ediyorum. Ve evet, dediğin gibi Bir Zamanlar Anadolu filminin yönetmeni Nur Bilge Ceylan, yapım sürecinde, oluşmasında hem senarist olarak hem kamera arkasında onun yardımcılarından biri olarak hem ön tarafta oyunculardan biri olarak fazlasıyla yer aldım. 1984 yılında filmin çekiliş tarihi 2009, yani 25 yıl önce gerçek mekanlarda, kendi çalıştığım hastanede ve kasabanın diğer mekanlarında yaşanan bir olayı biz 25 sene sonra sanki yeniden bir kez daha icat ettik, yeniden gerçekleştirdik. Nasipse Adayız da böyle bir yolculuk yaşadı. 2001 yılında yaşanan bir aday adaylığının 18-19 yıl sonra aynı mekanlarda, Ok Meydanı'nda, aynı düğün salonunda, aynı hastanede, aynı dernek binalarında ve çoğu zaman aynı oyuncularla, başta başrol oyuncusu olmak üzere, gerçek oyuncu olmayan oradaki yerel kastla aslında yeniden çektik, yeniden icat ettik. Yani gerçekliği yeniden icat ettik. Bu bana çok çok sarsıcı geliyor. Beni çok etkiliyor aslında. Çünkü yazarken de 25 sene sonra, 20 sene sonra o mekanlara gidip gerçeği yeniden, başka türlü yeniden çekme süreçlerinde de kendimle çok baş başa kaldım.
dünyaya dair, kendime dair, hayata dair birçok sorunun içinde kayboldum. Onların beni olgunlaştırdığını, geliştirdiğini düşünüyorum doğrusu. Onları yazmaya, onları paylaşmaya devam edeceğim. Bu bazen kitap olur, bazen bir doktora tezi olur, bazen de bir belgesel olur. Ya, aynı zamanda doktorsunuz ve işte edebiyatla iç içe içsiniz. Hem oyuncu hem yönetmen olmanız, yani çok da üretken bir kişiliksiniz. Ya bu üretkenliği neye borçlusunuz? Doktorluk bir kere çok besleyici bir meslek, hekimlik. Çok hikaye biriktirirsiniz hekim olduğunuz zaman. Ben ne kadar pratik olarak uzun zamandır hekimlik yapmasam da 84 yılında mezun oldum tıp fakültesinden ve Anadolu'da çalıştım. Yani kendi topraklarıma geri döndüm. Ben de Avanosluyum. Orta Anadolu'nun bir kasabası. Sonra yine bir Orta Anadolu kasabasında tayinim oraya çıktı Keskin'de. Orada çalıştım. Bala'da çalıştım. Daha sonra uzun yıllar İstanbul'da Ok Meydanı'nda, Çağlayan'da, Kağıthane'de poliklinik, sağlık merkezi ve hastane kuruculuğu yaptım. İşletmecilik yaptım. Bizatihi hem hekimlikte yaptım hem sağlık işletmeciliği, yöneticilikte yaptım. Ve birçok hikayeye şahit oldum. Bunlar çok önemli. Yazma meselesi ise okumakla eşdeğer. Ben ilkokuldan beri çok okuyan bir adam oldum. Kasabada ne yapar bir çocuk? Kendini nasıl var eder? Okumaktan başka bir çarem olmadığı için okudum aslında. Kendimi okumakla kurtardım belki. Babam gazozcuydu, önce çiftçi. Anam okuma yazması olmayan, 24 saat çalışan bir kadıncağız, kalabalık bir aile. Ve o yüzden kitaplara sığındım ben. Yani ilkokul, ortaokul, lise yıllarında zaten hani vardır ya öyle öğrenciler. Abi bu çok okur, kompozisyonu iyidir, o yazsın. Duvar gazetesini o çıkarsın. İşte şiiri o okusun. İşte konuşmayı o hazırlasın. Türünden bir öğrenciydim zaten. Sonra üniversitede şiirle çok hemhal oldum. İzmir'de okudum. Ege Tıp Fakültesi'nde. İzmir'de yayınlanan şiir, edebiyat, kültür dergilerine yazı yazıyordum. Şiir yazıyordum. Ankara'da mecbur hizmet sırasında da Ankara'nın özellikle şair, yazar kesimiyle çok iç içe oldum. Çok arkadaşlıklar kurdum. Yazılar yazdım. Dergiler, çıkan dergilere yazılar yazdım. Hep böyle bir pratiğim oldu. Yazı pratiğim oldu. Senaryo sanki evet bu hikayeleri yazmayı öğretti bana senaristlik. Yani bu hikayeleri sinema etmeyi, sinemasal biçimde anlatmayı da öğretti. Benim kitaplarıma rastladıysan, biraz okuduysan hikayelerimi, tretman tarzıdır biraz. Yani kalemi kamera gibi kullanırım. Okuyucu hani benim yazılarımı okumasın da seyretsin isterim biraz. Okuyucuma da seyirci muamelesi yapmak isterim. Sanki bir sinemada birlikte benim yazdığım hikayeyi seyrediyormuşuz gibi yaşasın isterim. Böyle yani demek ki buradan belki şöyle bir yol, şöyle sonuca varabiliriz. Bir şey yapıyorsunuz ve o zamana kadar yaptığınız her şey ona hizmet ediyor. Böylece çok üretken, evet ben bir hikaye de yazabilirim. Hemen yanında bir senaryo da kurabilirim. Fırsatını bulduğum anda da onlardan birini çekebilirim artık. Bir de birileri bende oyunculuğu keşfettiler. Çok sevdiğim bir iş olursa da oynayabilirim yani. Onu o kadar da rigid şeyler koymuyorum, sınırlar koymuyorum kendime. Sonuçta eninde sonunda hep sinemada, sanatta, edebiyatta olmaya devam edeceğim tabii ki. Peki hiç keşke dediniz mi daha önceden film çekmeye başlasaymışım? Yoksa daha şartların olgunlaştığı tam zamanda başladığınızı mı düşünüyorsunuz? Bilinmiyor Meryem. Yani demek ki her şeyin bir zamanı var. Anamın lafı yani. Her şeyin bir vakti zamanı var. Uzun derdi bir şey olduğu zaman. Yani niye olmuyor diye sızlanırsınız ya. Ya da hay Allah keşke daha önce falan. Anam da ki oğlum her şeyin bir vakti zamanı var derdi. Yani meyvede olgunlaşmayınca işte alamıyorsun, koparamıyorsun derdi falan. Evet yani çok geç bir yaşta kameranın arkasına geçtim ama sinema
çok mutlulukla, çok heyecanla yaşadım sinemayı. Bu bana iyi geliyor. Yani haz aldım. Hem oyunculuklarımdan, hem senaryolarımdan, hem çektiğim filmden haz aldım. Yani yaptığım şeyden mutlu oldum. Daha çok bir nicelik değil de bir niteliksel bir şeyden bahsediyorum. Yani tadını aldım yani bu. Ya bir sürü film yaptık ama işte filan şunu da battık, şunu beceremedik, şunu da vazgeçtik de demedim yani. Oyunculuk meselesinde de iyi senaryolar seçtim ben. Bazen diyorlar ki bana abi senin oynadığın film mutlaka festivale gider. Abi senin oynadığın film ödül almasa olmaz mı? İyi de ben bir sürü şey yapmıyorum ki. Ben hakikaten yönetmenine güvendiğim, hakikaten senaryosuna kefil olacağım. Çok iyi işler seçiyorum. Çünkü hekimim, hani ekmeğimi kazanabileceğim başka mesleğim var en azından. Oyuncu arkadaşlar kadar şey değilim, bu kadar zorluklarım yok. O yüzden de o iş iyi oluyor ve hakikaten iyi bir işin içinde yer alıyorum ben. Aslında benim iyiliğimden değil ki o. Film zaten iyi, senaryo çok iyi. Yönetmen zaten ne yapacağını iyi biliyor. Siz de onun bir parçasını oluyorsunuz. Seçiyorsunuz aslında yani. Yani iyi bir şeyin parçası olmayı seçiyorsunuz. Kötü bir şeyin içinde olmak zorunda kalmıyorsunuz. Evet. Bunu ya da ayırmak o kadar da zor değil aslında. Yani profesyonellik. Bence iyi kariyerler vazgeçeceğiniz şeyleri bilmekten geçer. Bir film bir söyleşinizde bir filmin master yapmak gibi olduğunu ama iyi bir filmin doktora yapmak gibi olduğuna dair bir şey söylüyorsunuz. Yani işte hani master yaparken daha yeni bir şey söylemezsin. Aynı şeyi belki farklı bir biçimde söylersiniz. Doktora da yeni bir şey söylersiniz artık daha geliştirerek onu. Bu anlamda söylüyorsunuz bunu. Yani siz Nasipse Adayız'la birlikte doktora mı yaptınız sizce? Yani işte ona ben değil inşallah. Sinema seyirciler bile değil belki. Belki sinema tarihçileri söyleyecektir, karar verecektir. Ama istek bu olmalı anlamında söyledim. Yani hedef bu olmalı diye söyledim. Bunu da biraz kendi master doktora yolculuğum sırasında fark ettim. Benim master'ım yüksek lisansım psikolojidir, klinik psikolojidir. Oradaki tezimin konu başlığı da şizofrenlerin mesleki rehabilitasyonu diye bir başlık. Şimdi doktorayı benzer biçimde yapamıyorsunuz. Sürekli size şu söyleniyor. Daha önce söylenmemiş bir şey söyleyeceksin. Ve bunu bir hipotezini koyacaksın. Ve bununla ilgili de bizi ikna edeceksin. Bu çok acayip bir şey. Ve ondan sonra hep ona referans verilecek. Yani akademik kariyer yapmış arkadaşlarımız iyi bilir. Doçent olurlar, profesör olurlar ama hep doktora tezlerindeki başlıkla anılırlar hep. Yani o onlar için bir gömlek gibi. Çıkartamazlar onu. Yani adam profesör olmuştur, kitaplar yazmıştır ama hala o doktora tezinin başlığıyla o kişi anılır ve oradan referans verilir. Ben iyi yönetmenlerin, iyi filmlerin böyle referans olan işlerine baktığımda daha önce söylenmemiş bir şeyi, cesaretle söylediklerini, onu denediklerini görüyorum. Belki başaramayacakları bir şeye, bir maceraya girmişler ama üstesinden gelmişler. Bu çok riskli bir yolculuk aynı zamanda. Ama hedef bu olmalı tabii. Yani evet, iyi bir film bir şekilde aslında bir film yapılır. Yani olanaklar geçmişten daha çok artık bizim için. Vasat bir film, ortalama bir film yapmak o kadar şey değil, sorun değil. Ama iyi bir film yapmak, güçlü bir film yapmak, referans bir film yapmak, kutup olmak için adeta bir doktora tezi hazırlar gibi sanki filmi hazırlanmak lazım. O ciddiyette olmalı diye düşünmüşsünüz. Ya orada yani ciddiyet ve disiplinden de aslında bahsetmişsin sanırım değil mi? Evet. Ön hazırlıktan hep söz ederim. Ön hazırlıktan. Set öncesi ön hazırlık değil bu tek başına sadece. Sanki hikayeye dair de bir hazırlık olmalı. Hikayenin senaryo süreci de bir aslında ciddi anlamda
filmin yolculuğunun başladığı bir yer. Ve kolay kolay da bitmiyor aslında. Senaryo sette de devam eden bir şey aslında. Yazmaya devam ediyorsunuz sette de. Film bitiyor. Kurguda malzemeyi yeniden biçimliyorsunuz. Yani senaryoyu da yeniden biçimliyorsunuz kurguda aslında. Filmi orada yapıyorsunuz. Masanın üzerinde. Post prodüksiyon, renk, ses vesaire. Onlar da filmin gücünü artıran, etkisini çoğaltan, çarpanı yüksek işler. Ona da çok dikkat etmek lazım. Orada da filmin dünyasıyla uyumlu, yönetmenin dünyasıyla uyumlu ve sahici, özenli şeyler yapmalısınız. Tek başına size ait bir şey gibi gözükse de tabii ki hatasıyla sevabıyla bir film yönetmenidir. Sinema yönetmen sanatıdır zaten. Ama kocaman bir ekip var orada. Ve herkesin işine en az onlar kadar hakim, sahip ve yardımcı olacaksınız. Onu deneyimledim ben. Ercan Kisal, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet, sorularım için de. Sana da iyi bir yolculuk diliyorum. Bahtın açık olsun. Çok teşekkür ederim. Umarım dinleyenler için de yararlı bir söyleşmiştir. Filmin de yolu açık olsun. Ve bir sonraki filminizi canlı bekliyor olacağım ben. Evet. Yazılarınız da öyle. Tamam. Çok sevindim. Kapatıyorum. Film çıkışının daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.